Dostlar merhaba dersime hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir inşallah. Kıymetli dostlarım 11. sınıf 2. dönem 1. yazılı için şöyle güzel bir konu tekrarı yapacağız. Full tekrar biçiminde ancak özetin özeti biçiminde olacak. Şöyle ki beni takip edenler biliyordur zaten biz ünite özetlerini arkasından ünite soru çözümlerini yapıyoruz. Burada birkaç tane üniteyi birlikte ele alacağız. 2. dönem 1. yazılıda sorumlu olduğunuz üniteleri onları da özetin özeti biçiminde sizi sınava hazırlamak istiyorum. Ücretsiz PDF yine açıklamalar kısmında yer alacak. Oradan dilediğiniz şekilde indirip kullanabilirsiniz. Haydi dilerseniz hemen başlayalım. Şimdi birinci dönemden itibaren neler gördü bu vatandaşlar? Birinci ünite giriş ünitesini başlığını taşıyordu. Edebiyat ve toplum ilişkisi, edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisi ve yazım kuralları. Bu ünitenin özeti kanalda mevcuttur dostlarım. İkinci ünite hikaye başlığını taşıyordu. 1923-1940 yılları Cumhuriyet döneminde hikaye, 1960, 1940, 1960 yılları Cumhuriyet döneminde hikaye ve cümlenin ögeleri ikinci ünitenin de özeti ve soru çözümü kanalda mevcuttur. Üçüncü ünite epeyce uzun bir üniteydi. Şiir ünitesi dostlar. Tanzimat döneminde şiir, Servet-i Finun, Fecrati döneminde şiir, Milli Edebiyat döneminde şiir, Saf Şiir Anlayışı, Cumhuriyet döneminde hece ölçüsüyle yazılan şiir, Türk Dünyası Edebiyatı'nda şiir, manzum hikaye ve cümlenin ögeleri yine kanalda özeti ve soru çözümü mevcuttur dostlarım. Dördüncü ünite makale ünitesiydi. Makale ve çeşitleri bilimsel makaleler cümlenin ögeleri yine bu ünitenin özetini kanalda yapmış idik. Şimdi gelelim 11. sınıf 2. dönem 1. yazılı konularına. Tabi öğretmeninizi bilemem. Çok vicdansız çıkar da birinci üniteden soru sorar mı bilemem. Hani baktığımız zaman ikinci dönemde bizi ilgilendiren üniteler beşinci ünite, sohbet fıkra ünitesi ve altıncı ünite yani roman ünitesi. Ama adamın gıcıklığı tutar tutar dördüncü üniteden, üçüncü üniteden soru sorar. Bu bakımdan kanalda hepsinin videosu mevcuttur. Onlara da mutlaka bakın. Biz burada beşinci üniteyi ve altıncı üniteyi şöyle güzel bir şekilde özetleyip sınava sizi hazırlayacağız. Sohbet ve fıkra ünitesine baktığımızda Cumhuriyet dönemi öncesinde sohbet sohbet fıkra, Cumhuriyet döneminde sohbet fıkra ve cümlenin ögeleri. Roman ünitesine baktığımızda roman nedir? 1923-1950 yılları Cumhuriyet döneminde roman, 1950-1980 yılları Cumhuriyet döneminde roman. Romanda modernizm, postmodernizm ve anlatım bozukluğu konuları. Şimdi bu konuların gelin özetinin özetini yapalım. Zira özetler zaten kanalda mevcut. Evet sohbet diğer bir adı söyleşi. Çoğunlukla gazete ve dergilerde yayımlanan güncel olayların, kültür ve sanat hayatındaki gelişmelerin fazla derine inilmeden içten bir dille. Ha şimdi dikkat okuyucuyla karşılıklı konuşma havasında işlendiği yazı türüdür. Yani yazar okuyucu karşısındaymış gibi karşılıklı sohbet havasında yazısını yazar. Sohbet türünde yazar düşüncelerini asla kanıtlama ihtiyacı içerisine girmez. Zira Kanıtın kası, kıymetli dostlarım kanıtın kası. Dikkat edin bir tek makale sözcüğünün içinde vardır ve kanıtlama ihtiyacı da sadece makale türünde vardır. Sohbettir, fıkradır, söyleşidir vesaire. Bunlar da anlatılanların kanıtlanmaya dayalı olma gibi bir durumu kesinlikle yoktur. Mizahi fıkralardan atasözlerinden yararlanılabilir, anekdotlara ve şiirlere elbette yer verilebilir. Kendine ya da okuruna yönelttiği sorularla bu sorulara cevap vererek anlatımı kalıcı, akıcı ve canlı tutmaya çalışır. Cumhuriyet öncesinde sohbet türündeki eserlere Musahabe adı veriliyordu. Sohbet bir yazı türü olarak Türk edebiyatına diğer türlerde olduğu gibi Tanzimat döneminde gazetecilikle birlikte girmiştir. Bu dönemin genel anlayışına uygun olarak yazılan sohbetlerde kıymetli dostlarım topluma fayda ilkesi gözetilmiş dönemine göre sade bir dil kullanılmaya çalışılmıştır. Tanzimat'ta Ahmet İnat Efendi, Servet Firun döneminde Teyf Fikret, Halis Ziya, Hüseyin Cahit gibi isimler sohbete benzer sohbet türünde eserler ortaya koymuştur. Cumhuriyet dönemine geldiğimizde, Cumhuriyet döneminde diğer yazı türlerinde olduğu gibi sohbette de yalın bir dil ve anlatım kullanılmış ve Anadolu insanına yönelilmiştir. Zaten dilde sadeleşme, öz Türkçe'ye yönelme bu dönem Cumhuriyet'in özellikle ilk yıllarında bir devlet politikası dostlarım. Dolayısıyla bu dönemde sanatçılar bu akımdan mutlaka etkilenmiştir insana ve yaşama dair her tür kavram olgu bu dönem sohbetlerinde ele alınmış. Cumhuriyet dönemine baktığımızda bir kere Nurullah Taç'ın Söyleşiler, Şevket Radu'nun Eşref Saat, Suud Kemal Yetkin'in Edebiyat Söyleşileri, Ahmet Kabaklı'nın Sohbetler adlı eserleri bu türün tanınmış eserleri olarak karşımıza çıkıyor. Bunları unutma demişiz. Yani yazıldan önce sıranın üstüne yazmanız gereken eserler. Bir, bir kere Şevket Radu'yu unutmayalım. Sohbet demek Şevket Radu demek. Yani ilk akla gelmesi gereken isimdir. Sonra Ahmet Rasim'in Ramazan Sohbetleri, Nurullah Taç'ın Söyleşiler, Suud Kemal Yetkin'in Edebiyat Söyleşileri, Şevket Radu'nun Eşref Saat, Ahmet Kabaklı'nın Sohbetler, Melih Cevdet Anday'ın Dilimiz Üstüne Söyleşiler bu türde bilmeniz gereken yani yazılı da kullanmanız gereken eserlerdir. Dikkat! Gelelim fıkraya. Fıkra gazete ya da dergilerde çizdiğim kısma dikkat. Güncel, günlük olayların, ülke sorunlarının değerlendirildiği, sanat, spor, bilim ve kültür alanındaki düşüncelerin rahat ve samimi bir üslupla ortaya konulduğu yazı türüdür. Kanıtlama, manıtlama burada da yok. Şimdi size bir kodlama vereyim dostlar. Fıkra deyince bizim aklımıza gülmek gelsin. E hocam gülmek halk hikayesi olan fıkralarla alakalı değil mi? Elbette onlarla alakalı. Zaten biz bu fıkrayı tutup da halk hikayesi olan fıkralarla yani Nasrettin Hoca Bektaşi fıkralarıyla karıştırmayacağız. Onlar ayrı bir türdür. Ama yine de aklımıza gülmek gelsin. Niye? Fıkra gülmek. Gülmek şuradaki ses benzerliğinden günceli hatırlayalım. Tamam. Çünkü fıkranın ayırt edici özelliğidir bu. İki, gülmek samimi bir eylemdir yazarla okur arasında, fıkra yazarıyla okuru arasındaki o samimi bağı da buradan hatırlayabiliriz. Kişisel görüşler kısa ve özlü bir biçimde yazıya aktarılır. Amaç okuru yönlendirmek, ona farklı bir bakış açısı kazandırmaktır. Yani fıkra yazarı özetle şunu yapar. O gün herkesin konuştuğu konuyla ilgili sana başka bir pencereden bakmanı sağlar. Atıyorum şu an güncel olan konu ne? Seçimler. Seçimlerle ilgili herkes bir şeyler söylüyor değil mi? İşte fıkra yazarı sana öyle bir pencere açar ki sen olaya bambaşka bir pencereden bakarsın. Aa ben bunu hiç düşünmemiştim dedirtecek şekilde sana o konuyla ilgili bilgilerini aktarır. Köşe yazısı olarak bilinen fıkra türünü elbette halk hikayesi olan fıkrayla karıştırmayacağız. Şimdi gelelim cumhuriyet öncesine. Biliyorsunuz diğer türlerde olduğu gibi fıkra türü de gazete ile birlikte Tanzimat döneminde edebiyatımıza girmiş. Bu dönemde yazılan fıkralarda hürriyet, eşitlik, adalet, kanun gibi toplumsal temalar ele alınmış. Dönemine göre halkın anlayabileceği sade bir dil kullanılmaya çalışılmış. Gazete çevresinde gelişen bu yazı türünün ilk örneklerini İbrahim Şinasi, Namık Kemal, Ahmet Ter Efendi gibi isimler vermiştir. Ama asıl ilk örneği veren Ahmet Rasim'dir. Onu birazdan söyleyeceğiz. Sonraki dönemlerde Hüseyin Cahit Yalçın, Ahmet Rasim, Ahmet Haşim, Refik Halit Kara, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Ziya Gökalp gibi yazarlar da takip etmiş. Cumhuriyet dönemine geldiğimizde ise e, gazete dergi sayısı çoğaldı. Fıkra yazarlarının da sayısı çoğalacak. Bu dönem fıkralarında yine sade bir dil, sade bir anlatım söz konusu. Baktığımızda Peyami Safa, Yakup Kadri, Fali Rıfkı, Orhan Seyfi Orhon, Yusuf Ziya Ortaç, Sabri Esat, Ercüment Ekrem Talu, Burhan Felek, Haldun Taner, Atilla İlhan, Ahmet Kabaklı, İbrahim Soysal, Ergün Göze gibi daha da niceleri fıkra türünde eserler ortaya koymuşlardır. Evet yazılı öncesi Sıranın üstüne yazmanız gereken eserler. Ahmet Rasim'in Eşgali Zaman Şehir Mektupları bu türün ilk örnekleri olarak kabul edilir. Unutmayalım. Devam. Refik Alt Karay'ın Bir İçim Su Bir Avuç Saçma, Orhan Seyfi Orhun'un Kulaktan Kulağa, Aziz Nesin'in Az Gittik Uz Gittik, Fahri Rıfkı Atay'ın Niçin Kurtulmamak Pazar Konuşmaları, Yusuf Ziya Ortaç'ın Beşik Ocak Sarı Çizmeli Mehmet Ağa, Çetin Altan'ın Şeytan'ın Gör Dediği adlı eserler bu türde önemli bilmeniz gereken eserlerdir. Şimdi sohbet ve fıkranın farkı. Fıkra da yazar bir görüş veya düşünceye bağlı olarak okur kitlesini yönlendirmeye çalışırken sohbette kişisel duygular ve düşünceler paylaşılır sadece. Sohbette yazar okuyucusuyla sohbet ediyormuş gibi karşılıklı konuşma ile yazarken fıkra yazarı bu işi daha serbest bir şekilde aklına geldiği şekilde yazar. E hadi fıkra türünü diğer türlerden de bir ayırt edelim. Makale, deneme vesaire. Şimdi fıkra güncel olmasıyla Değil mi? Denemeden, sohbetten zaten ayrılıyor. Anlatılanların kanıtlanmaya dayalı olmamasıyla zaten makaleden de ayrılır. Deneme türüyle güncel konulara yer vermesiyle ayrılır. Zira denemede de kanıtlama yoktur. Sohbet ise fıkradan okuyucusuyla senli benli konuşuyormuş gibi yazılmasıyla ayrılır. Fıkralarda okuyucuyla sohbet etmek yoktur. Fıkra yazarı okuyucusuna düşüncelerini samimi bir üslupla benimsetmeye, onu yönlendirmeye çalışır. Unutmayalım. Evet gelelim roman konusuna. Roman gerçek ya da gerçeğe uygun olay veya durumları kişi, zaman, olay örgüsü ve mekan yani anlatmaya bağlı metinlerde olan unsurlarla bunlara bağlı olarak anlatan uzun edebi bir düz yazı türüdür. E baktığınız zaman hikaye türünün tanımının aynısı. Şuradaki uzun sözcüğünü çıkar, yerine kısa yaz e hikayenin tanımını yapmış olursun. E zaten roman hikayenin uzunudur şeklinde tanımlanır. Roman türü ortaya çıktığı günden bu zamana kadar biçimsel, kurgusal, teknik birçok yönden gelişmeler göstererek günümüze kadar gelmiştir. Romanın yapı unsurları biraz önce söyledik. Şahıs kadrosu yer yani mekan, zaman ve olay örgüsü e bu zaten anlatmaya bağlı metinlerin ortak özelliğidir. Unutmayalım. Bunları unutma demişiz yaz sıranın üstüne. Türk edebiyatına roman Tanzimatla girmiş. Yusuf Kamil Paşa Fenelon'dan Telemak adlı eseri çeviriyor. Bu eser edebiyatımızdaki ilk çeviri romandır ve Türk okuru da romanlarla çeviri yoluyla tanışıyor. Şemsettin Sami'nin Taşu Kutalat ve Fitnat edebiyatımızdaki ilk yerli romandır. Namık Kemal'in İntibah adlı eseri ki asıl adı Sergüzeş Talib Bey'dir. Daha sonra sansüre uğradı ve İntibah olarak yayımlandı. Bizdeki ilk edebi romandır. Servet-i Fünun dönemi yazarı Halit Ziya ise bizdeki romanda bir eşiktir dostlar. Halit Ziya'dan önce Halit Ziya'dan sonra diye romanı ikiye ayırabiliriz. Zira Halit Ziya uşaklık ile birlikte Roman teknik bakımdan kusursuzluğa ulaşıyor. Halis tek kusur Halis Ziya uşaklı dil. Uşaklı dil. Adamın tek kusuru dil. Dili birazcık ağır. Daha sonra kendisi de zaten eserlerini sadeleştirecek. Ama teknik bakımdan kusursuz romanlar yazıyor. Böylece batı tekniğine uygun ilk örnekleri veriyor. Mavi ve Siyah Aşkı Memnu adlı eserleriyle. Tanzimat dönemine baktığımızda Namık Kemal'in intibahını unutmayalım. İlk edebi roman, cezmisini unutmayalım. ilk tarihi roman. Ahmet Mithat'ın Felatun Beyler Rakım Efendi henüz 17 yaşında. Sami Paşazade Sezai'nin Dilber adlı köle bir kızın hayatını anlattığı, realizme geçişi sağlayan Sergüzeşt adlı eseri, Recaizade Mahmut Ekrem'in ilk realist roman olarak bilinen Araba Sevdası. Servet Fünun dönemine baktığımızda Halis Ziya'nın Mahi ve Siyah, Aşkı Memnu bunlar ilk teknik romanlardı. Mehmet Rauf'un Eylül biliyorsunuz ilk psikolojik romandır. Bu dönemde bağımsız çizgide hareket eden yani Servet Fünun döneminde yaşamış ama o topluluğa katılmamış Hür General Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Şıp Sevdi, Kuyruklu Yıldız Altında İzdivaç adlı eserleri. Milli Edebiyat dönemine baktığımızda ise Halide Edip Adıvar'la karşılaşıyoruz. Ateşten Gömlek, Sinekli Bakkal adlı eserleri roman türünün tanınmış örnekleridir. Cumhuriyet döneminde roman ilk yıllar 1923-1950 arası. Şimdi bu dönem milli edebiyat anlayışıyla devam edenlerin dönemidir. Yani milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren sanatçılar vardır cumhuriyetin ilk yıllarında. Haliyle milli edebiyatta gördüğümüz gözlemci gerçekçiliğe dayalı romanlar bu dönemde de devam ediyor. Bu dönemde ayrıca romanlarda daha yeni, yeni bunların hepsi. Cumhuriyet devrimleri, yeni kurum ve değerler. Bunlar romanlarda yer alıyor. Eserlerde son derece yalın ve sade bir dil kullanılıyor dostlarım. Peki önemli eserler neler? Biz neleri ezberleyelim hocam? Yakup Kadri'nin Yaban'ını unutmayın. Aydın halk çatışmasını işler burada. Reşat Nuri'nin Yaprak Dökümü'nü unutmayın. Aman tadımız kaçmasın Ali Rıza Bey. Abdülhak Şinasi Hisar'ın Fehim Bey ve Biz, Çamlıca'daki Eniştemiz, Peyami Safa'nın 9. Ağrıce'ye Koşu, Sabahattin Ali'nin Kuyucaklı Yusuf, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur adlı romanı bu dönem için en azından yazılı için ezberlemeniz gereken eserlerdir dostlar. Dikkat. Şimdi gelelim Cumhuriyet döneminin 1950 ve 80 arasına. Bu dönemde romana yaklaşım inanılmaz çeşitleniyor. Neler neler var. Bir kere toplumcu gerçekçiler, bireyin iş dünyasına esas alanlar, modernistler, milli ve dini duyarlıkları yansıtanlar var oğlu var. Yani çeşitli çeşitli roman anlayışları söz konusu. Mesela baktığımızda şu üç kemaller olarak bilinen Kemal Tahir, Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Samim Kocagöz, Fakir Baykurt gibi isimler. Toplumcu gerçekçi yazarlar ve bunlar toprak kavgaları, tarımın makineleşmesi, köyden kente göç gibi konuları ele alıyorlar. Peyami Safa, Abdülhak Şinasi Hisar, Am Ahmet Hamdi Tanpınar, Tarık Buğra, Seme Ayverdi gibi isimler bireyin iç dünyasına esas alan romanlar kaleme almışlardır. Yusuf Atılgan, Oğuz Atay, Feride Etgü, Adalet Ağoğlu gibi isimler modernist çizgili romanlar yazmış, Hüseyin Atsız, Mustafa Necati Sepetçioğlu, Bahayettin Özkişi, Münevver Ayaşlı, Emine Işınsu, Sevinç Çokum gibi isimler milli ve dini duyarlılıkları yansıtan romanlar yazmışlardır diyeceğiz. Peki hocam biz hangi eserleri ezberlemeliyiz? Şimdi Kemal Tahir'in devlet anasını unutmayalım Osmanlı'nın kuruluşunu anlatır burada. Yorgun savaşçıyı unutmayalım Kurtuluş Savaşı temalıdır. Orhan Kemal'in Cemile Murtaza, Yaşar Kemal'in İnce Mehmet ki dünyaca tanınmış bir romandır. 40 dile çevrildi dostlarım. Çok önemli bir roman. Yılanı Öldürseler, Fakir Baykurt'un Tırpan, Yılanların Öcü, Peyami Safa'nın Yalnızız, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Tarık Buğra'nın Küçük Ağa, İbişin Rüyası, Yusuf Atılgan'ın Aylak Adam, Anayurt Oteli, Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar, Bir Bilim Adamı'nın romanı, Ferit Etgün'ün daha sonra film olarak da çevrilecek o başlığıyla Hakkari'de bir mevsim. Adalet Ağaoğlu'nun Fikrimin İnce Gülü Bir Düğün Gecesi adlı eserleri. Hüseyin Nalatsız'ın Ruh Adam, Mustafa Necati'nin Kilit, Çatı, Bahayettin Özkişi'nin Sokakta Köse Kadı bu dönemde tanınmış romanlardır. Dikkat! Şimdi gelelim modernizm akımına. Nedir bu? Şimdi 20. yüzyıla gelindiğinde dünyada Acayip acayip fikirler, acayip acayip düşünce sistemleri ortaya çıkıyor. Mesela bunlardan biri kuantum fiziği. Bir diğeri Heisenberg'in belirsizlik kuramı. Bir diğeri Einstein'ın görecelik kuramı. Bunlar insanoğlunun gerçeğe olan yaklaşımını değiştiriyor. Şöyle ki sadece Einstein'ın görecelik kuramını ele alacak olursak adam zaman için ne diyor? Zaman hem psikolojik olarak hem de fizyolojik olarak Kişiden kişiye, zamana göre, duruma göre değişir. Örneğin mesela şu an benim dersimi izliyorsunuz. Zamanın nasıl geçtiğinin farkında değilsiniz değil mi? Zaman çok hızlı geçiyor. Biraz kendimi öveyim istedim. Ama sevmediğiniz bir hocanın dersini dinlerken o 40 dakika 40 saate dönüşür değil mi? Bir türlü bitmez. Psikolojiye göre zamanın göreceliği. E fiziksel olarak da mesela bilmem kaç fit yukarıdaki uçakta bir de yerde kalemi yere bırakmışlar kalemin yere düşüş anındaki zaman akışıyla bilmem kaç fit yukarıda ve aşağıda arada fark var. Yani mekana göre de zamanın akış hızı değişiyor. Dünyanın dönüş hızına göre de değişiyor. Bütün bunlar insanoğlunun gerçeğe olan yaklaşımını değiştirmiş. Ve en sonunda şöyle bir sonuç ortaya çıkmış. Gerçek, göreceli, parçalı bir olasılıktan başka bir şey değildir. Bununla birlikte bir de şöyle bir durum oluştu. Şimdi sanayi devriminden sonra insanoğlu öyle şeyler üretti ki ürettiği teknolojik ürünler karşısında kendisini değersiz hissetmeye başladı. Bakın dostlar astronotların büyük bir çoğunluğu normal ölmüyormuş biliyor musunuz? İntihar ederek ölüyorlarmış. Büyük bir çoğunluğu. Niçin? Aynı psikoloji. Dünyayı uzaydan görebildikleri için dünyanın nokta kadar koca evrende böyle kum tanesi kadar olduğunu gördükten sonra bir değersizlik hissi çöküyormuş insanların içine ve onun içindir ki astronotların büyük bir çoğunluğu bu değersizlik hissiyle kendisini o kadar zayıf hissediyormuş ki ve en sonunda bunalıma girip intihar ediyorlarmış. İşte burada da İnsanoğlu ürettiği teknolojik ürünler karşısında kendisini o kadar değersiz hissetmeye başlamış ki bütün bunlar romanda postmodernizm, modernizm akımlarını doğurmuş. Üstüne bir de Birinci Dünya Savaşı'nın getirdiği yıkım, açlık, sefalet değil mi bunlar? E şimdi modernist roman bütün bunlarla birlikte kuşkucu, tedirgin olan, iç dünyasına çekilen, yabancılaşan, toplumla çatışan, karamsar, bunalımlı zayıf biri yani Halil Sezai'yi anlatmıştır. Tamam böyle kalsın hepimizde. Halil Sezai'yi biliyorsunuz değil mi? Böyle içine kapanık, isyan, bunalım değil mi? Ha öyle adam zayıf değil mi? Hemen kırılıyor, hemen dağılıyor. İşte bunu anlatmıştır modernist yazarlar. Peki neler yapmışlar? Bir kere kronolojik zamanda geriye dönüşler. Geleneksel anlatım yapısından uzaklaşma. Olay örgüsü ve mekanını önemsiz kılma. Değil mi? Bunları yapmışlar daha çok şiirsel söyleyiş seçmişler. Çağrışımlardan, mitlerden ve alegorik yani sembolik anlatımları tercih etmişler. İç çözümleme, iç konuşma, bilinç akışı, geriye dönüş gibi teknikleri kullanmışlar. Dünya edebiyatına baktığımızda James Joyce, Franz Kafka, Virginia Woolf, Marshall Proust, Robert Musil, William Faulkner gibi yazarlar. Bize baktığımızda Yusuf Atılgan, Oğuz Atay Feride Etkü, Adalet Ağoğlu, Mehmet Eroğlu gibi isimleri görüyoruz dostlarım. Evet şimdi gelelim dil bilgisi konusuna cümlenin ögeleri. Kıymetli dostlarım hemen burada da güzel bir özet geçelim. Temel ögeler ve yardımcı ögeler olarak, yan ögeler olarak ikiye ayrılıyor. Temel ögelerimiz özne ve yüklem. Yüklem çok önemli. Yüklemi buldun, buldun, bulamadın. Diğer ögeler de yanlış. Yüklemi buldun, altını çizdin. Orada ya kip... Artı şahıs göreceksin. Yani bir çekimli eylem. Ya da ek fiil göreceksin. İdi, dırdır, imiş. Tamam. İsim soylu bir sözcükle cümlede yüklem olabilir. Yüklemi buldun. Özneyi bulmak için ne ve kim sorularını kullanacaksın. Ama yüklemi en an ekiyle dönüştürmeyi unutma. İşte bardak masadan düştü. Ne düştü deme. Düşen ney, kırılan ney, giden kim ağlayan kim gibi en anla dönüştürerek sor ki özneyi nesne ile karıştırma ihtimalin ortadan kalksın. Gelelim yardımcı ögelere. Öznenin yaptığı işten etkilenen ögeye nesne denir. Nesne eğer belirtme hali eki alırsa neyi kimi? Belirtili nesne olur. Ne sorusu da bize belirtisiz nesneyi verir. Dolaylı tümleş nasıl kısaltıyorsunuz? DT diye kısaltıyorsunuz değil mi? Bak buradan hatırla. D daha 2. Dendan eki EA eki. Yani yönelme bulunma ayrılma hale eki almış sorularla. Nereye, nerede, nereden, kime, kimde, kimden, neye, neyde, neyden gibi soruları sorup bu halekleriyle cevap dönen sözcükler. Zarf tümleci nasıl, ne zaman, ne kadar, niye, niçin, neden bu sorularla bulunur. Edat tümleci neyle, kimle yani birliktelik ya da araç anlamı taşıyacak. Ne için, kim için, özgürlük anlamı taşıyacak unutmayalım dostlar. Cümlenin ögeleri ile ilgili eğer ciddi bir konu eksiğiniz varsa TYT'ciler için hazırladığım cümlenin ögeleri videosunu mutlaka izleyin. Youtube'un aramalar motoruna cümlenin ögeleri iyi Hoca diye aratırsanız direkt zaten o videoya ulaşırsınız. İlk sırada çıkacaktır karşınıza. Gelelim anlatım bozukluklarına. Anlatım bozuklukları ya anlama dayalıdır ya da dil bilgisine dayalıdır. Eğer anlama dayalıysa bağdaşıklık, dil bilgisine dayalıysa bağlaşıklık ilkesi, ilkesiyle alakalıdır. Ama arada bir ters orantı var unutmayın. Yani bir cümlede anlama dayalı bozukluk varsa orada bağdaşıklık ilkesi ihlal edilmiştir. Bir cümlede dil bilgisi bozukluğu varsa orada bağlaşıklık ilkesi ihlal edilmiş demektir. Peki hocam neydi bunlar? Hemen hatırlayalım. Gereksiz sözcük, gereksiz yardımcı eylem, yanlış anlamda sözcük kullanımı, birbiriyle karıştırılan sözcüklerin kullanımı, anlamca çelişen sözlerin cümlede bir arada kullanılması, sözcüğün cümle içinde yanlış yerde kullanımı, anlam belirsizliği, atasözü ve deyim yanlışlıkları, gereksiz ek kullanımı, mantıksal tutarsızlıklar. D bilgisi bozuklukları ise D bilgisi ile ilgili artık neler biliyorsanız tamlama yanlışlıkları, öge eksikliği veya fazlalığı, özne yüklem uyumsuzluğu, ek eylem eksikliği, çatı uyumsuzluğu, yapıları bozuk sözcükler, D bilgisi bozukluklarını doğurur. Şimdi hadi gelin bunları bir hatırlayalım. Gereksiz sözcük cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamında yapısında hiçbir değişiklik yapmayan olmasa da olur dediğimiz sözcüklerdi. Örneklere bakalım. Sene 2010 yılıydı ve ben İzmir'deydim. Sene 2010 yılı. Sene yılı. Bir tanesine gerek yok. 2010 yılıydı demesi yeterli. Ya da sene 2010'du demesi yeterli. Satıcı burnu havada kendini beğenmiş biri. Bunu ama da zaten kendini beğenmiş demektir. Dolayısıyla şunu demesine gerek yok ya da şunu demesine gerek yoktur. Yanlış anlamda sözcük kullanımı sözcüklerin anlam inceliklerine dikkat etmemiz gerekiyor. Şöyle ki bana yardım ederek işi kısa sürede bitirmeme neden oldu. Sanki kötü bir şey yaptı. Oysa işi kısa sürede bitirmemi sağladı demesi lazım. Ya da tam tersi bu olay iki ülke arasında savaş çıkmasını sağladı sanki iyi bir şey olmuş gibi iki ülke arasında savaş çıkmasına neden oldu demesi lazım değil mi? Böyle bir hastalığa yakalananların ölme şansı yüksektir. Ya şans mıdır ölüm? Ne demesi lazım? Ölme riski demesi lazım. Anlamca çelişen sözcükler genellikle olasılık ve kesinlik bildiren ifadelerin bir arada kullanılmasıyla oluyor. Şöyle ki roman aşağı yukarı tam 50 sayfasını hemen okudum. Aşağı yukarı tam bunlar birbiriyle çelişir. Soruları en hızlı cevaplayan belki de kesinlikle sen olacaksın. Belki de kesinlikle. Değil mi? Bunlar birbiriyle çelişiyor. Dolayısıyla anlamca çelişki söz konusu. Sözcüğün cümle içinde yanlış yerde kullanılması. Peki hocam hangi sözcükler? Sıfatlar ve zarflar. Sıfatların ve zarfların cümlede doğru yerde kullanılmış olmasına dikkat edin lütfen. Şöyle ki burada her Allah'ın günü kaza oluyor. Her Allah. Allah kaç tane? Bir tane. Burada Allah'ın her günü demesi lazım. Her sözcüğünü buraya almalı. Günde 40 kere limonlu salatalık turşu satan dükkana uğrardı. Günde 40 kere limonlu salatalık turşusu satan. Günde 40 kere mi satıyor bunu? Hayır. Limonlu salatalık turşusu satan dükkana günde 40 kere uğrardı deyip bu zarfı buraya almamız gerekiyor. Anlam belirsizliği şu düşen tamlayanlar belirsizlik yaratabilir. Belirsizlik, kapalılık, bulanıklık aynı şeydir dostlar. Mesela bisikletini çalmışlar. Düşen tamlayanı getir. Senin bisikletini çalmışlar, onun bisikletini çalmışlar. İkisi de oluyor. E kime ait olduğu belli değil. Dolayısıyla anlam belirsiz. Siz de kazançlı çıkmak istiyorsanız benim gibi hanımları alışverişe göndermeyin diyen bir kadın mı yoksa bir adam mı? Yani benim yaptığım gibi kadınları alışverişe göndermeyin diyen bir adam mı konuşan yoksa benim gibi kadınları alışverişe göndermeyin diyen bir hanım mı? Geç bu ihtimal biraz zayıf ama neyse kızmasın hanım arkadaşlarımız. Belli değil. Kimin konuştuğu belli değil. Orhan Veli'nin meşhur şiiri Pencereden Karı Seyrediyorum Karı. Ne seyrettiği belli değil. Hani özel isme çekim eki geliyormuş gibi şöyle bir ayırma yapsa ne seyrettiğini daha net anlarız değil mi? Peki devam. Atasözü ve deyim yanlışlıkları. Babasını görünce paçaları tutuştu olmaz. Etekleri tutuştu. Çok acıktım midem zil çalıyor olmaz. Karnım zil çalıyor demesi gerekir. Gereksiz ek kullanımı. Derslerinin kötü gitmesinin nedeni düzenli ders çalışmamasındandır. E şimdi dendan ekini kullandın sebep versin diye değil mi? Mesela niye ofluyorsun? Sıkıntıdan. Dan. Ne yapıyor? Sebep verdi. E şimdi sebep anlamı taşıyan deneki var. Bir de şurada neden sözcüğü var. Ya neden sözcüğünü atacaksın ya da denekini atacaksın. Yani derslerinin kötü gitmesinin nedeni düzenli ders çalışmamasıdır dersek ek fazlalığı olur. Derslerinin kötü gitmesi düzenli ders çalışmamasındandır diyerek gereksiz sözcük olarak da değerlendirebiliriz bu cümleyi. Bu yaşa geldin, hala yemek yemesini öğrenemedin. E ortada tamlama yok. Tamlanan ekine ne gerek var? Bu yaşa geldin, hala yemek yemeyi öğrenemedin. Araba kullanmasını biliyor mu? Araba kullanmayı, değil mi? Gelelim mantıksal tutarsızlıklara. İnsan aklına ve mantığına uymayan durumlar anlatım bozukluğuna yol açar ama yani her cümleye de kurban olduklarım ya bu benim mantığıma uymadı burada anlatım bozukluğu var diye bakmayın lütfen. En azından bir yanınızdakine sorun. Yani herkes için mantık dışı olması lazım. Bir koltukta ölü olarak uyanmak istemiyorum. E kardeşim öldüysen uyanamazsın zaten. Bu herkes için mantık dışı bir durumdur. Aslında şunu demek istiyor. Bir koltukta ölü olarak bulunmak istemiyorum. Değil mi? Ama yanlış söylemiş. Mantık hatası yapmamış. Otomobilin bagajından bir kamyon dolusu silah çıktı. E bir kamyon dolusu silah otomobilin bagajına sığar mı? Sığmaz. Yine bir mantık hatası söz konusu. Gelelim dil bilgisi hatalarına, bunlardan biri tamlama yanlışlıkları, tamlamalarda eklerin eksik ve kusur eksiksiz ve kusursuz kullanılmasına dikkat edin lütfen. Şöyle ki, yazarların çoğu öykü en kısa zaman dilimlerini anlatan bir tür olduğunu, olduğunu bak tamlanan eki var. Düşünürler. Peki neyin olduğunu? E öykünün Güzel kardeşim öykünün öykünün en kısa zaman dilimlerini anlatan bir tür olduğunu düşünürler. Yani tamlanan ekini gördüğümde hemen tamlayanını arayıp ek doğru kullanılmış mı ona bakmalıyım. Ya da her önüne gelen aklına esen sözcüğü dilimize mal etmesi, kimin mal etmesi? Her önüne gelenin, değil mi? Vana giderken bindiğimiz otobüs şoförü tanıdık çıktı. E otobüs şoförüne mi bindin kardeşim? Otobüsün şoförü, değil mi? Tamam. Ortak olmayan tamlama ögeleri anlatım bozukluğuna yol açar. Şöyle ki. Bak şimdi şu çizdiklerim ortak kullanılıyor. Bak bakalım uyum sağlıyor mu? Askeri ve devlet okullarına giriş sınavı yapılacak. Devlet okullarına giriş sınavı yapılacak, tamam. Askeri okullarına giriş sınavı yapılacak olmadı. O zaman şuraya ayrı bir tamlanan gelmesi lazım. Askeri okullara ve devlet okullarına Gençlik duygusal ve kişilik sorunları yaşıyor. Kişilik sorunları yaşıyor. Tamam. Duygusal sorunları yaşıyor. Olmadı. Duygusal sorunlar ve kişilik sorunları diyerek o ortak tamlananın ortaklığına bir son vermemiz lazım. Ortak kullanılan tamlaya ya da tamlanan bazen mantıksal tutarsızlığa da sebep olur. Şöyle ki emekli öğretmen ve öğrencilerin diye başlasın cümlemiz. Emekli öğretmen, emekli öğrenci. Öğrenciler emekli olur mu? Ömür boyu çalışacak onlar. Burada bir mantık hatası var bakın. Yüksek tepe ve ırmakların yüksek tepe tamam da yüksek ırmak olur mu? Mantık dışı bir durum. Dolayısıyla bu tip sorunlar da oluşturabilir. Ortak kullanılan tamlayan ya da tamlanan. Bir de ne var? Tamlayan ile tamlananın sayısal uyumsuzluğu. O da nedir? Eğer tamlayanlar bir sayı bildiriyorsa Tamlanan da ekstra bir çoğul ekine gerek yoktur dostlarım. Şöyle ki geceye birçok davetliler katıldı olmaz. Birçok davetli, değil mi? Birçok zaten sayıyı veriyor. Bizde iki türlü düşünürler vardır olmaz. İki türlü düşünür. Bir sürü olaylar geçti başından olmaz. Bir sürü olay. Çünkü bir sürü, iki türlü, birçok. Bakın bunlar zaten bir sayısal değer veriyor. Ekstradan lerlar ekine gerek yoktur. Peki gelelim öge eksikliği veya fazlalığı. Fazlalığı pek çıkmaz da öge eksikliği çok çıkar. Şöyle ki sıralı ve bağlı cümlelerde ortak kullanılan ögelerin ortaklığına bir dikkat edin. Uyum sağlıyor mu, sağlamıyor mu? Şöyle ki bakın ben ortak kullanılan ögeleri bir çizeyim. Ben çizerken siz cümleleri bir okuyun lütfen. Hemen şöyle bakıyorum. Ortak ögelerin altını çiziyorum. Evet. Ee, evet, şurası, 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 şurası. Tamam. Şimdi bak ortak öğeleri ben çizdim. Siz de bu sırada cümlelere baktınız. Hadi bir kontrol edelim bakalım iki cümleye birden uyum sağlıyor mu? O insanların sayısı azalıyor. O insanların sayısı bulunmaz oluyor. Olmadı hocam. O insanlar demesi lazım. O insanlar. Ne getirdim? özne getirdim. O zaman burada özne eksikliğinden anlatım bozukluğu var. Kahvaltıda peynir ekmek içtik ve çay içtik. Olmadı. Peynir ekmek yedik ve çay içtik. Ne getirdim? Yüklem. Demek ki burada yüklem eksikliği var. Bir de şunu unutmayın. Bir cümlede yüklem ya da özne eksikse orada aynı zamanda özne yüklem uyumsuzluğu da vardır. Dikkat. Düşman kenti bombaladı. Düşman kenti giremedi. Olmuyor. Kente giremedi bak düşman bu da ortak ama bunun ortaklığında bir sıkıntı yok düşman kenti bombaladı düşman kente giremedi ne getirdim hocam dolaylı tümleç dolaylı tümleç eksikliği var yeni yetişen sanatçılara yardım eder yeni yetişen sanatçılara ilgilenirdi olmadı onlarla ilgilenirdi değil mi onlarla ne getirdim edat tümleci edat tümleci eksikliği var size teşekkür etmek size kutlamak istiyorum olmadı sizi kutlamak istiyorum. Ne getirdim? Nesne. Nesne eksikliği. Her zaman senin yanındayım. Her zaman seni yalnız bırakmayacağım. Olmuyor. Hiçbir zaman. Ne getirdim hocam? Hiçbir zaman zarf tümleci, zarf tümleci eksikliği. Kitaplarını çok sever. Onları kimseye vermezdi. Ha, bak şimdi. Bak şimdi. Kitaplarını çok sever. Kitaplarını kimseye vermezdi. İki cümleye birden uyum sağladı mı? Sağladı. İşte o durumda bu ögeyi tekrarlamanın anlamı yoktur. İşte bu da öge fazlalığı yapar. Yani ki eğer öge ortaksa, tekrarlama değilse her cümlenin ögesini ayrı ayrı mutlaka belirt. Tamam? Evet, gelelim özne yüklem uyumuna. Şimdi kıymetli dostlarım, tekillik çoğulluk uyumu dediğimiz şey, özne tekilse yüklem tekil, özne çoğulsa yüklem çoğul olmalı. Ama bazen Özne çoğul, yüklemin tekil olması gereken durumlar var. Zaten sorularda oradan hazırlanıyor. Kısaca özetleyecek olursam, insan dışındaki herhangi bir şey çoğul özne ise yüklem tekil olur. Yani nedense köpekler sabaha kadar havladılar olmaz, havladı. Bizim takım sahaya çıktılar olmaz, çıktı. İki kişi bankayı soymuşlar olmaz, soymuş. Bir de kişi bakımından uygunluk vardır. Bu da nedir? özne ile yüklemin birden fazla zamirden oluşması. Şöyle ki bak birinci cümleye bak sen ve ben özne. İkinci cümle sen ve Ayşe. Üçüncü cümle ben sen ve Ayla. Bu tip durumlarda yüklem <laughs> hamurdanız, çamurdanız, hazırlanmadı gidiyoruz. Yüklem doğru kişi ekini mi aldı? Bunu anlamanın yolu birden fazla zamiri tek zamirle karşılamaktır. Sen ve ben yerine ne gelir? Biz gelir. Tamam. Sen ve Ayşe yerine siz. Ben sen Ayla yerine biz. Şimdi yüklemleri kontrol edelim. Biz gidiyoruz. Var mı sıkıntı? Yok hocam. O zaman ben sen ve Ayla gidiyoruz. Yoktur. Burada özne yüklem uyumu var, anlatım bozukluğu yok. Sen ve Ayşe yani siz bu sınava yeterince hazırlanmadı. Siz hazırlanmadı. Olmadı hocam. O zaman sen ve Ayşe hazırlanmadı olmaz. Burada özneyle yüklem uyumu yoktur. E haliyle anlatım bozukluğu vardır. Sen ve ben yani biz gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız. Biz hamurdanız. Rengimize baksınlar kandan ve çamurdanız. Biz çamurdanız. E oluyorsa sen ve ben çamurdanız. Sen ve ben hamurdanız. Özne yüklem uyumu var. Anlatım bozukluğu yoktur diyeceğiz. Peki, gelelim ek eylem eksikliğine. idi, imiş, ise, dır'dır. İsimlere gelip yüklem yapması, fiillere gelip birleşik zaman kurması. E zaten bozukluk da bu iki göreviyle alakalı. Yine sıralı ve bağlı cümlelerde kıymetli dostlarım. Eğer Ek eylem bütün cümlelerde eksiksiz kullanılmışsa sıkıntı yok. Ama bazen ek eylem iki cümle için ortak kullanılır. Bu ortaklıkta uyum var mı yok mu bizim için çok önemlidir. Bak şimdi ben sana ortak kullanılan ek eylemleri belirleyeyim. Sen o sırada cümleleri oku. Sonra benim nasıl düzelttiğime bak. Bak birinci cümlede değil idi ortak. İkinci cümlede değil imiş ortak. Üçüncü cümlede bekler idi ortak. Son cümlede çalışır idik ortak. Şimdi bu ortaklıklar cümlelere uyum sağlıyor mu? Hemen kontrol edelim. Düşünceleri sağlam değildi ama konuşması mantıklı değildi. E saçma oldu. E o zaman bunun ortaklığını ortadan kaldırmak için ne yapmalıyım? Birinci cümlenin yüklemini ek eylemle tamamlamalıyım. Düşünceleri sağlamdı, sağlam idi ama konuşması mantıklı değildi. Burayı ek eylemle tamamladığım anda sondaki ek eylem artık özgürleşmiş olur. Babam oldukça zengin değilmiş fakat cömert değilmiş. Saçma. E ne yapacağım? Babam oldukça zenginmiş. Ne babalar var. Fakat cömert değilmiş. Ha ne yaptık? Şunu artık özgür bıraktık. Şuna bakalım. Biz öğretmenler sorular için hazırlanırdı. Öğrenciler sınavı beklerdi olmadı. O zaman buraya iki eylem getirmeliyim. Biz öğretmenler sorular için hazırlanır idik, hazırlanırdık. Öğrenciler sınavı beklerdi. Artık burası özgür. Arkadaşım her gün bize gelirdik. Oluyor mu? Olmadı. E o zaman arkadaşım her gün bize gelirdi, birlikte çalışırdık. Evet, şimdi burası özgür oldu ve anlatım bozukluğu giderildi. Evet, gelelim çatı uyumsuzluğuna. Şimdi kıymetli dostlarım, bir cümlede Birden fazla fiil. Bir fiil bir fiilimsi. Yani hareket bildiren birden fazla sözcük varsa bu sözcüklerin ya hepsi etken olacak ya hepsi edilgen olacak. Biri etken diğeri edilgen olursa anlatım bozukluğu olur. Bakın ben size hemen yine fiilleri fiilimsileri belirleyeyim. Siz ben çizerken bir kontrol edin sonra benim nasıl düzelttiğime bir bakın. Şurada sapmadan gidilirse aradığınız çıkarsınız. Şunlara bir bakın. Toplanıp sereceğiz. Bir de bunlara bakın. Şimdi beni izleyin. Bu yoldan hiç sapmadan gidilirse aradığınız binanın önüne çıkarsınız. Şimdi sapmadan siz sapmadan etken gidilirse başkası tarafından gidilirse edilgen aradığınız sizin aradığınız etken çıkarsınız etken. E şu olayı bozdu. O zaman onu da etken yapalım. Bu yoldan hiç sapmadan giderseniz, etken oldu, aradığınız binanın önüne çıkarsınız. Ya da hepsini edilgen yap. Biraz saçma olur belki ama, bu yoldan hiç sapılmadan, sapılmadan, gidilirse aranılan binanın önüne çıkılır gibi, hepsini edilgen yaparsın. Şuraya bakalım. Fındıklar toplanıp edilgen, harmana sereceğiz, etken. Oldu mu? Olmadı. Fındıklar toplanıp harmana serildi, ikisini de edilgen yap ya da fındıkları toplayıp harmana serdik sereceğiz. İkisinde etken yap. Ya hepsi etken ya hepsi ilgiler olmak zorundadır. Evet değerli dostlarım teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için. En güzel üniversiteler yazılılardaki en baba notlar sizlerin olsun. Gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın.